Nurdan Gelin daha önce katıldığında beyaz köşe koltuğu vardı. Evle birlikte beyaz rengin ağırlıkta olduğu mobilyalarını da değiştirmiş. Anlaşılan gelinimiz daha koyu renkler sevmeye başlamış. Koltuklarınızla bu tül perde çok şık durmuş. Siyahın temizliği zor olmuyor mu Nurdan Hanımcığım? Fakat şıklığa diyecek yok. Ve adeta akrabamız gibi olan duvar saati de salondaki yerini almış. Avizeniz çok şık duruyor. Bu uzun ayaklı sehpanızı da sevdik. Halı ve orta sehpayı da uyumlu bulduk. Burada bir tek sandalyelerinizin rengini sevemedik. Bakalım hanımlar neler söyleyecekler. Kimden başladın Esra'cığım, sen anlat. Nasıl buldun Nurdan'ın salonunu? Nereden başlasam? Kötü mü ya? Öyle bir söyledi ki. Herhalde çok beğendi o yüzden. Belki de. Olumlu. Olumlu olabilir. Olumlu tarafından bakalım. Önce Nurdan'cığım. Efendim. Şu süs mü diyorsun onu artık? Ne ben biblo onu... Evet, o bibloyu şeye benzettim. Avlu var ya, kağıt avlu. Avlu. Kağıt avlu koyma şeyine yüz benzettim. Yüz var orada. Hani böyle... Rulo, kağıt avlu. Rulo, evet. Ona benzettim yani, onu bir söyleyeyim dedim önce. Aslı Hanımcığım. Canımcığım. Koyu renk. Benim tarzım değil. Tabii bembeyaz bir evden çıkınca dün. Yani. Tabii. Bir anda beyazdan siyaha geçiş zor oldu. Bu arada bir şey soracağım. Sözünü unutma. Sen saçına bir şey mi yaptın? Evet. Sarı. Kanka. Yoktu sanki bundan. Yok, vardı. Ha, sürpriz olsun diye topladım ya böyle. Bugün gösterdim. Ha, bak bak bak. Onlar öyle kaynak mı? Kaynak. Ay, çok iddialısınız Esra Hanımcığım. Peki devam edelim. Salon hiç bana göre değil. Ha, neden? Koyu. Koltuklar. Tarzım değil. Duvarlar açık renk. Duvarlar güzel. Ha. Koltuklar iyi değil. Hı. Halının ortası güzel, yanları iyi değil. Yanları iyi değil. Hatta şu konsol, şu konsolun üstündekiler bana dedin ki bir uyum istiyorum dedin. Allah'tan bende her şey beyaz sarıydı. Senin şu konsolun üstündekiler ne? Onlar pirinç. Mobilya ceviz. Pirinç. Ceviz bakır uçları ya. Efendim? Uçları bakır pirinç galiba. Pirinç ne olduğunu biliyor musun? Yok, ben bilmiyorum. Pirinç pilav. Pirinç. Öğret. Gördüğüm vazo pirinç vazo. Pirinç vazo. Benimki de avantgarde. Dövme oluyor yani. Yani çakma gold'la çakma şey. Sarı çakma metal değildir pirinç. Senin orijinal, dur pardon. Hayır, ben sana mobilyayı söylüyorum. Ceviz mobilyaya gidebilecek tek aksesuar. Onu şu an bu salona uyduramadım. Şunlar ne alaka? Yani. Perde de çocuk odası gibi. Yani çocuk odasının perdesi gibi. Dış ses. Bir avlu kağıt alabilir miyim? Zorlama tatlım, o girmez oraya. Bizim peçetelerle bir başımız evet, dertte. İki gündür. Esra'cığım, bunun ne olduğunu biliyor musun canım? Biblo. Bu da. He? Bu da. Bu da mı? Bu da. Pirinç dedik. Bu da dedik. Bu da heykeli. Öğretmen oldunuz bana. Gelin bakalım üstüme. Günler günü görüşeceğiz. Üzülme. Bu da gelir, bu da geçer. Canım Zeynep, bu abla. Da gelecek, bu da geçecek. Canım bir dakika. Göreceğiz. Bu da heykelini hiç gördünüz mü şimdiye kadar? Çeşitleri yerde. Var. Aa, Zeynep çeşitleri ablanın var. Evde dolu vardır. Çok fazla var. Vardır. Peki. Biz görmedik yok, ama o Zeynep gördü. Zeynep abla biliyorsa sorun yok Biblo ya. Biblo sevmem. Biblo sevmem. Ben de sevmem. Ben, bana geçsin mi? Öyle mi? Ne yapayım yani, ama o kadar diyorum ve Nevra'ya bırakıyorum. Konuya giriyorlar ki. Esra'dan yani, Nevra'ya söz Nevra'ya geldi. Konumuzu sapıyoruz yani bir anda evet, böyle. Devam edelim. Devam edelim mi? Lütfen. Tamam. Ben sandalyelerini hiç evet, beğenemedim. Evet, evet, doğru. Niye onları böyle? Doğru. Yani beyaz olsaydı bari. Kızlar şöyle söyleyeyim. Eve Eylül ayında falan taşındım. Hani hiçbir şekilde bunu zaten herkes bildiği evet, için. Ben evime taşındım taşına zaten orayı yaptır buraya yaptır koltukları aldım. Masayla konsolu uydurmak için şu koltukların ahşap detayını değiştirdim. Buralar gold'tu. Gold sevmediğim öyle için mi? Sadece sunumda seviyorum dedim dün. Evet. Bugün de yine söylüyorum. Onlar uyumlu şeyini. Değiştirdim. Koltukları aldıktan sonra sandalyelere daha sıra gelmedi. Hı-hı. Şimdiki level'ım sandalyeleri aynı kumaştan koltukları evet, yaptırdım. Kaplama yerden, olursa kaplattırmak. Çok güzel. Tam kaplama. Tabii ki. Sunumda seviyorsun ama gold detay. Gold, ama saksın gold. Bunlar ya. Ama ya, sunumda sadece seviyorum dedim. Ben şöyle söyleyeyim sana, bunlar senin bunlar kadar değil. Ama benim kadar değil. Ama sunumda değil, mesela ufak yerlerde. Sadece dedin sunumda severim ben. Sadece ama sunumdaysa küçük detaylar bunlar. O gold. O gold. Şurada bir şeyler daha görmüştüm.
Şurada çerçeveler var. Onlar gold. Çiçekliğim hasır. Gold. Yani detay. Ben şunu alayım mı? Bu böyle olmadı. Dekorumu bozdu. Açıkçası senden de böyle bir şey beklemezdim yani de. Ama o peçetelik bence. Ben sana şey verdim, fikir. Onu orada kullanmış. Bazı şeylerde fikir verme lütfen. Mutfaktakini mesela alıp, mutfaktakini sana gold hediye edeceğim. Gold tamam. Teşekkür onu ederim. Onu hayır, onu alıp oradan bunu oraya koyabilirdin. Sen mutfaktakinin diye ara gördün. İçeri geliyorduk ya. Evet. Göz ucuyla bir baktım böyle ben etrafı. Orada gördüm. Sende Esra. Peki arkandaki saati gördüm. Gördüm. Gelin evinin özel saati. Evet. Onda gold'u, siyahı. Daha da göreceğiz muhtemelen. Gördüm. Sabret, evet. Şükre, dua et yok mu? Sabret, şükre, dua et. Kapıda koridorumda sadece bazı şeyler zaman alır var. Evet, ona da göz ucuna baktım. Baktın mı? Peki bu çıtaları sen mi yaptın? Yoksa yaptırdın mı? Yaptırdım. Hı-hı. Çünkü artık kendi ellerinizle yapabiliyorsunuz. Her şey var, bu çıtalara yapıştırılabiliyor. Onlar sağlam olmuyor. Bunlar alçı ve kalıcı. Evet. O yüzden bunlar sağlık, daha kalıcı, sağlam dayanıyor. Hı-hı. Hı-hı. Ben devam edeyim mi? Tabii. Şu keşke alçıların içi de birazcık dolu olsaydı. Mesela bir duvar kağıdı yapabilirdin. Ayna yapacağım. Şık dururdu. Ayna yaptırabilirdin. Baklava değil de ince ince ayna. Yani evet, on yani ben bu alçıları çok seviyorum. Çok şık evet. duruyor ama o olabilirdi. Yani onun haricinde siyah yine yani siyahı ben zaten söylemiştim hı-hı. daha önce. Evet. Koltuklar ya kullanımı çok zor olmuyor bunların. Çocuk olduğu için zor i̇şte ama çok seviyorum. Allah. Bana kalsa şu duvarı komple siyaha boyamak istiyorum. Wow. Öyle patlatayım diyorum. Çok iddialı değil yani mi? Yani siyahı evet, çok siyah, seviyorum. Siyah, evet, ama siyah duvar, siyah koltuk. Boğmaz mı? Eşim de zaten o yüzden tutuyor beni. Hayır diyor. Evet. Çünkü bir karanlık olduğu zaman uykusu geliyor insanın. Ha, burası çok karanlık değil. Değil. Ben evet. geçenkinde uyumuştum biliyorsun. Değil, çok karanlık değil ama evet. tabii ki biraz böyle ben gold detayların daha fazla olmasını isterdim ama perdeyi evet. vesaire beğendim. Peki koltukların fiyatı ne? Biz ikisini 7500'e aldık. Kaç yıl önce? Daha Eylül ayında işte. Daha yeni. Çok yeni. Yeni taşındım ya buraya. Tamam, buraya taşınırken çok aldım bunları. Evet. Masa sandalyen eskiden. Eskiden de annemin onlar. Evet. O yüzden hep böyle bir yerlerden şey yapayım çünkü eve girdik çok masrafımız oldu. Ondan sonra orayı ya, ver burayı ver derken. Annem de kızım kullanır mısın dedi aldım. Peki rustikleri de kaça yaptırdın? Sadece Türk kullandı. Ucuz. Çok ucuz. Gerçekten bir ara çok araştırdım. Belki şok geçireceksiniz. Normalde tül ne kadar şey olabilir? 420 lira mı ödedim? Doğru şey ödedim. Ben de mutfağıma çok uygun almıştım. Şeyleri de dahil buna. Halkalar. Halkaları. Evet. Güzel. Evet. Aparatları hı-hı. dahil. Güzel bir fikir olmuştur evet. şu an izleyicilerimize de bence. Uygun fiyata da böyle bir görseli yakalayabiliriz. Evet. Güzel. Evet hanımlar. Ben kahvemin tadına varamadım. Ben kahvemi içerken sen o göz ucuyla baktığın mutfağa detaylı bir bakın Esra, Zeynep Hanım, Nevra ve Sinan. Evet. Sizi mutfağa göndereyim ben. Tamam. Gelinler mutfaktalar.